Efendim şimdi eski Malatya'dayız. Tabii gelir gelmez Halil İbrahim sofrasının hazır olduğunu duyduk. Bu Yaşar Adak sofrası dediler. Öyle dediler bana. Ama bu programımız süresince bize mihmandarlık yapacak Alacakapı muhtarı sevgili Nafiz kardeşimle birlikteyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Cumali Bey. Önce Ustad ailesine ve size teşekkür ederiz. Sizlerin aracıyla memleketimizi, mahallemizi tanıtıyoruz. Yöresel yemeklerimizi tanıtıyorsunuz. Onun için de sizlere teşekkür ederiz. Bu program severek izlediğimiz, ailece izlediğimiz programınız. Programımızın devamını dileriz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ağa kim? Ağa Yaşar Ağa. Öyle mi? Eyvallah. Eyvallah. Tabii Yaşar Adak bilindik bir isim efendim kendisi. Hakikaten gözü gönlü, yüreği zengin, sevilen bir isim. O da yanımızda. Öncelikle Yaşar Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Cumhur Bey, hoş geldiniz. Vallahi işte bizim bu eski Malatya'da yani lokanta şeyleri artık bitmiş. Şu anda çalışma işte Batıgazi Belediyesi'nin çalışması da var. İnşallah bir güzel yerler yaparlar. Genellikle %90'ı fırına yemek verir, yapar. Evet. Siz de bugün ne yaptınız efendim? Muhteşem bir şey var burada. Baba bir şey var burada. Burada kavurma yaptık. Fırında. Aynen Cumhur Bey. Bunun lezzeti de bir başka olur. Aynen. Afiyet olsun. Siz hep böyle bir araya gelir misiniz? Biz hep beraberiz. Buradayız. Evet. Bizim Batargazi'deki eski Malatya muhtarları hep beraberiz. Evet. Şimdi imrenilecek bir birlikteliğiniz var. Özellikle burada sevgili Nafiz hakikaten başrol oynuyor. Eski Malatya'daki muhtarlar, merkezi bölgedeki özellikle muhtarlar ve siz çok güzel bir birliktelikle birlikte hareket ediyorsunuz. Aynen. Öncelikle burada Eski Malatya bölgesinde 22 muhtarlık var. 22 muhtarımız da bir mesajla, yani bazılarının ayrıca işi olanlar haricinde yaklaşık yarım saat sonra, işi olmayan yarım saat sonra burada istediğin noktada buluşturuyoruz. Tabii buluşuyoruz. Resmi kurumlardaki işlerimizi takip ediyoruz. Her ne kadar da derneğimiz olmasa da bizim Eski Malatya muhtarları olarak birlik, beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Herkesin işini takip ediyoruz. Sağ olsunlar. Yetkililerimiz de bizim birliğimizi, beraberimizi gördükçe bizi hoş karşılıyorlar. Memleketimize hizmet için daha bir ayrıcalık veriyorlar. Evet. Bildiğiniz gibi Eski Malatya, Malatya'nın ilk adı olan yer. Malatya, yukarı Malatya olarak geçince burası Eski Malatya adı altında geçti. Battalgazi oldu. Tekrar burası Büyükşehir yasasıyla kapandı. Geri Eski Malatya ismi yok ama biz Eski Malatya'nın ismini yaşatacağız. Aşağı şehir demeyelim. Eski Malatya diyelim. Eski Malatya diyelim. Eski peki. Yaş 50'nin üzerindekiler aşağı şehir. Evet, tamam aşağı şehir. Evet. Bu arada hizmet eden bir muhtarımız var. Muhtar Remzi bizi mi seyrediyor? Ne yapıyor? Remzi muhtarım. Gel muhtar şeyle gel yanıma gel. Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir ziyafet. Siz hep böyle düzenliyorsunuz anlaşılan. Vallahi 22 muhtarız. Nafız muhtarımın dediği gibi yani hemen hemen her gün bir araya gelip oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Eksiklerimizi konuşuyoruz. O şekilde günümüzü dolduruyoruz. Ama gittiğiniz yerde de böyle kopartmadan çıkmıyorsunuz, onu da ben görüyorum yani, haberiniz yani olsun. Yani onu Allah razı olsun, hem resmi kurumlarda hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Osman Başkanımızla, Battalgazi Belediye Başkanımızla, yani gittiğimiz zaman sağ olsunlar yapılacak hizmetleri göz önünde bulundurup evet, yapılması gerekenleri yapıyorlar, evet, sağ olsunlar. Şey, diyalog çok önemli, yaklaşım çok önemli. Özellikle sevgili Nafiz olsun, Yaşar olsun, Ramazan, Remzi, diğer muhtarlarımız olsun. Şey çok önemli, yani nasıl istemesini bileceksin, agresif olmayacaksın, karşı tarafta sana bir adım yaklaşacaktır. Evet, yemekten sonra konuşalım, yemeği bekletmeyelim, ne çok dersiniz? Yok, evet. Evet, efendim yemek bizi bekliyor. Bakın mis gibi, Allah'ım şimdi dürüm yapacağız burada. Dürüm mü? Şöyle daldıracağız. Yaşar bir göster, bu nasıl yeniliyor? Bu nasıl yeniliyor bir göster Yaşar. Bak. İşte böyle. İşte böyle alacaksın. Yukarıdan. Kaşık olsun. Allah'ım. Bu böyle yenilir işte. Helal olsun. Efendim afiyetler olsun. Müsaade edin sevgili izleyenler. Yemek yiyeceğiz, sonra devam edeceğiz. Efendim şimdi tabii nefis bir yemek hazırlamışlardı. Fırın yemeği böyle. Fırında kavurma.
afiyetteydik. Size de afiyetler olsun. Ama hemen yine çay sohbeti olsun dedik. Tabii yemekten sonra çay olmazsa olmaz. İki güzide muhtarımız var. Efendim merhabalar. Sizi tanıyorum. Merhaba abi. Öncelikle hoş geldiniz abi. Ben Ada Gören Mahallesi Muhtarı Şeref Doğan. Evet. Şeref Muhtarım, nasıl gidiyor mahallenizde, işler nasıl gidiyor, sıkıntılar çözülüyor tahmin ediyorum. Abi, sıkıntılarımız, öyle fazla bir sıkıntılarımız yok. Yani belediye başkanlarımız da hem Batal Kazi hem Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Yani bir sıkıntılarımız da oldu mu, yani 3-5 gün içinde çözülüyor, her an İstediğimiz zaman başkanlarımıza ulaşabiliyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Siz de ben de teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Estağfurullah. Efendim işte Eski Malatya'dayız. Eski Malatya'nın tabii çay ocakları da çok ünlü. Güzel bir merkezde çay ocağındayız. Hemen bir başkan muhtarımız yanında efendim merhabalar. Merhaba. Sizi selamı. Hoş geldiniz. Battal Gazi'nin diyarı. Tarih kokan Eski Malatya'mıza hoş geldiniz. Oo ne güzel, ne güzel. Evet. Eski Malatya bölgesi olarak biz 22 muhtarımız var Eski Malatya bölgesinin. Eski Malatya toplanma merkezimiz bizim. Mesela ben Yarımcan muhtarıyım. Sabah çıkarız, geliriz burada arkadaşlarla beraber, hep beraber istişareli toplantılar yaparız. Ne yapacağız, bugün nereye gideceğiz, ne sorunlarımız var değil mi? Bazı arkadaşların işi olduğu zaman hep beraber hareket ederiz biz burada yani Eski Malatya'da. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, efendim şimdi yemekle başladık. Çayla devam ediyoruz. Aslında sürprizler bizi bekliyor sevgili izleyenler. Bakalım Eski Malatya içerisinde nelerle, kimlerle karşılaşacağız. Devam ediyoruz. Efendim şimdi Eski Malatya'da tabii tandır kültürü oldukça yaygın ama bir de böyle hakikaten yumuşak nedir? Bilik. Bilik aşağı yukarı tandır olan her yerde yapılıyor değil mi? Cumali Bey bizim burada meşhur, şimdi her ne kadar da Malatya'da sonradan gelen vatandaşlarımız Yeşilyurt tandır ekmeği bilik olarak geçse de evet. Ana vatanı bura. Biliğin, tandırın ana vatanı bura. Bizde her evde tandır, her evde tandır ekmeği pişerdi. Her evde 3 ay tandır ekmeği yaparlardı. Nöbetleşe bayanlar yapardı ve 6 ay yerlerdi. 6 ay sonra yazın tekrar yeri başlardı. Bahar ayında kışa kadar yapılırdı. Bu özel has tandır ekmeği. Fırında, i̇mece fırında. Usulü mü? Tabii imece usulü. Bu normal tandırda yapılan bilek. Evet. Burada sağ olsun Hüsnü Karahan abimiz var. Bunlar sipariş üzere arıyorlar, sipariş üzere hem tandır ekmeği hem de bilik satıyorlar. Buraya geldiği zaman Eski Malatya'ya gezen vatandaşlarımız tarihi yeri, mekanı geziyorlar. Böyle burada poşet poşet hazırlanmışlar. Poşet poşet hazırlanmış ve satışa sunulmuş. Eyvallah. Bunlar da rızıklarını bu şekilde kazanan insanlar. Efendim bu ölmeyen bir kültür bu. Her şey doğal değil mi? Tabii doğal. Her şey doğal. Belli. Evet. Yiyebilirsiniz Cumali Bey, buyurun. Oh şöyle kenardan köşeden. Bir de bunlar ısıtılıp daha güzel oluyor. Tabii ısıtıldı. Bunu ısıtacaksınız, peynirle yiyeceksiniz. Peynirle. Peynir ve çay. Peynir bulunmaz. Ve çay. Etten daha lezzetlidir. Özel bir lezzeti var sanki bunun. Tam hemen doğal tandırda yapılmış, fırında değil. Bakın fırın değil diyorum, bak tandır. Ateşte normal pişmiş ateşte, köz ateşinde pişen ve tandırda yapılan. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Sürpriz başladı efendim. Evet, ben bir şey söylemem. Evet, selamünaleyküm. Maşallah, neler var burada? Nohut mu? He abi. Esnaf yemeği mi? Aynen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün menüde nohut var. Aynen, güveçte nohut. Güveçte nohut. Aynen. Burada esnaf mısınız hepiniz? Evet abi. Değil mi? Fırın da burada. Ben fırında pişiyor. Sen fırıncı mısın? Evet. Sen mi pişirdin bunları?
Aynen abi. Eline sağlık. Sağ ondan sonra size ama en az 10-15 kişi yemiş. Abi size ikram edek. Vallahi. Güveci getir şuraya göster. Güveci getir bakalım hele. Güveci getir. Kaynanamız sevmiş. Güveç de. Aç şöyle buraya. Haftada bir sever. Ne, sağ ol, teşekkür ediyoruz. Biz o işi yaptık. Haftada bir sever mi? Evet. Abi, her haftada bir sever. Günü var mı? Yok. Günü yok. Kuru fasulye yapıyor. Haftada bir, 15 günde bir. Bazen işte böyle değişiklik olsun diye. Nasip olan geliyor mu? Aynen el abi. Rızkı olan yiyor. Sen rızkı yokmuş. Ağa kim? Fark etmiyor. Aga oluyor, belki bir vatandaş oluyor. Öyle mi ha? Fırından abi, fırından. Aga yok. Eyvallah, eyvallah. Buranın özelliği şu Cumali Bey, bildiğiniz gibi kervansarayın hemen yanı Şehmuz Bey. Şehmuz Bey'in fırını gördüğünüz gibi sofra açık, kazan büyük. Kim gelirse, nasibinde kim varsa, il dışında, yurt dışında gelen gezenlerin tamamı buradan yer çıkar gider. Allah kardeşim gönlüne göre versin. Allah razı olsun abi, sağ ol. İşte esnaf dediğim böyle olacak. Gönlü de zengin. Yüreği de zengin. Helal olsun sana. Hayırlı işler diliyorum. Fırına uğrayalım mı şimdi? Teşekkür hadi ederim, bir fırına abi. Uğruyoruz bakalım. Size de kolay geçiyor. Aslında biraz servis dışı geldik biz buraya. Çünkü şu anda istirahat zamanı fırıncıların. Evet. Ama burada yine Şehmuz Bey'den soralım. Şehmuz Bey bakalım bize ne anlatacak? Şehmuz Bey diyecek ki neler yapıyorsunuz siz burada sevgili Şehmuz Bey? Vallahi abi burada bizim öğle saatinde vatandaşlar kendi içini getirirler lahmacun. İşte lahmacun, tava, ekmek, doş ekmek bu tür şeyler yapıyoruz. Evet. Vatandaş zaten lokantaya fazla gitmiyor. Burada gelip pişirir, yerler. Oturup i̇şte böyle aynen 3 kişi, 5 kişi. Kendin pişir, kendin ye. Aynen öyle abi. O şu şekil. Anda ne var fırında? Şu anda bir ufak tavamız var. Hele bir göster onu, onları bir göster. Hele bir göster çıksın şöyle içeriden. Aynen abi. Evet. Tavuk getirdiler. Of, o şekilde. Buraya getir, buraya getir. Şöyle geri atarsın fırına. Bu nedir? Daha bu yeni girmiş herhalde. Bu yeni abi. Şu anda bu kıymalı tava. Kıymalı tava. Evet, kıymalı tavamız işte bir yarım saate kadar hazır olur. O da eski Malatya usulü. Aynen of. Abi. O da güvecimiz. Onun içinde ne var? Hele bir getir, getir bakalım içini görelim şöyle bir. İçin. Şimdi ekran başında bizi izleyenler diyor ki ben eski Malatya'ya gideceğim fırıncı Şehmuz'u göreceğim diyorlar. Öyle mi diyorlar Nafiz? Öyle diyorlar. Allah Allah, o da daha yeni. Buraya gelen aç kalmaz. Aç kalmaz. En güzel yemeğini, tadını alır, yemeğini yer gider. Evet. Kasaplarımız bir lokanta, yani 5 yıldızlı lokantanın üstünde hizmet yapar. Oh oh maşallah. Yeme yerlerinde, gezme yerlerinde tarih burada. Peki sipariş usulü de oluyor mu bu iş? Oluyor abi. Tabii. İçimizde kasap kasaplara var. Sipariş kasap verilmiş. Arkadaşımız hemen yapıyor, biz de pişiriyoruz abi. Ondan evet. Sonra gelip burada afiyette yiyin diyorsunuz. Aynen öyle abi. Ellerinize sağlık. Sağ olsun. Helal abi. Olsun size. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Bekler var tahmin ediyorum. Tamam. Şöyle artık pişmiş. Diğer servis ne zaman başlayacak? Saat 4'te falan başlıyor. Belki uğrayabiliriz fırsat bursa. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi efendim ben eski Malatya'yı dolaştıkça şöyle bir kanaat hasıl oldu. Zaten biliyordum ama eski Malatya'nın en ücra sokaklarına, en yıkık dökük tarihi eserlerini hep böyle ayağa kaldıran, eski Malatya'yı cazibe merkezi haline getiren, benim cevabım belli de muhtardan öğrenmek istiyorum. Kim efendim? Cumalı Bey. Eski Malatya'da tarihi eser restorasyonunun başlaması Selahattin Gürkan başkanımızla beraber oldu. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi. Eski Malatya'nın tarihi eserleri 2006 yılında başladı buranın restorasyonu ve şu anda günümüzde vatandaşımızın gezisine, görmesine açılan bir yer. Onun bıraktığı eserlerin devamını ettiren Osman Güdar Başkanımız, o da onun bıraktığı eserlerin sürekli kalması için elde gelen gayreti yapıyor. Siz kervansarayın içerisinde oturma yerlerimiz var müsait. Orada yemeğinizi yiyeceksiniz. Orada yoksa fırınlarımızın önünde lokanta şeklinde masası atılmış masalarda yiyeceksiniz. Burada gruplar geliyor. Tabii. Gruplarımız geliyor. Evet. Burada geziyorlar, görüyorlar, tarihi yaşıyorlar. Ben, Sayın Muhtarımızın sözünü tamamlamak istiyorum. Sayın Selahattin Gürkan Başkan'ın slogan haline getirdiği güzel bir sözü var. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehir Malatya diyor.
Battal Gazi Malatya. Evet, biz oradayız. Şu anda Merkez Camimiz vardı. Efendim, bu ne oluyor? Yıkılacak mı? Burası depremden sonra depremle hasar gördü. Yaklaşık 3 yıldır çok da mücadele verdik. Eğer dedik tarih ise tarihi olarak koruyalım. Eğer tarih değilse yıkılma kararı vardı. Mahkeme süreci başladım. Eski Malatyalı olmayıp da eski Malatya'ya müdahale edenlere burada sesleniyorum. Bizzat içindeyim. 16 tane dışarıdan gelme 1959 ve 60 yıllarında yapılan bir minaremiz var. Minarenin altında 16 tane tescilli tarihi bir eser var, taş var. Onun da nerede geldiği belli değil. Bunu ben söylemiyorum. Bunu müzeler müdürü söylüyor, vakıflar söylüyor. Tescili kaldırıldı. Evet efendim, şimdi öyle bir yere geldik ki. Aslında işletme sahibi bilindik bir isim. Sevgili Ramazan muhtarımın çok güzel neyi var? Aslında çerezci fakat salçam çok ünlü diyor. Benim salçamı alıp evine götüren diyor. Bir yiyor bir daha yiyor diyor. Gel Hasan, sen de şöyle yaklaş bakalım. Evet, kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah Ramazan muhtarım. Şimdi Nafiz Bey diyor ki Ramazan muhtarın diyor salçası çok ünlü diyor. Hatay mı efendim? Bu efendim, bu domates salçamız İslahiye. Fakat biber de Kilis. Hasan Celil diye biber de Afrin bölgesine yakın bir yerde. Evet. Şimdi salçanın güzeli nasıl belli olur? Bakın şimdi. Normal fabrikasyon salçası böyle durmaz efendim. Bakın hemen dökülür. Evet. Çünkü bu özü. Tabii tabii. Öz değil mi efendim? Öz evet. Evet. Evet, bu salça, bakın besbelli, kalite nasıl belli oluyor? Sevgili Ramazan muhtarım, çok ellerinize sağlık, tam oradan beri getirdiniz. Tabii salça yemeklerin vazgeçilmezi, her olması şeye olmazı. Kullanılıyor. Evet. Ama bir de burada ne var? Burada da biber salçası var. Biber salçamız var. Evet. Bunu nereden getirmiştiniz? Bunu da Hasan Celil Kilis'in bir beldesi. Evet. Biz oradan getiriyoruz. Orada özel yaptırıyoruz. Evet. Orada bizim kendi adamlarımız var yıllardır. He. Pul biberi aldığımız yerin kardeşi de salça işine başlamıştı. Bunda 5 gün önce. Hı. Gittik, orada özel yaptırıyoruz. Kalite. Yani kaliteli olacak. Evet, bizim görüntüden zaten belli, bakın. Şu salçanın kalitesi görüntüden belli sevgili izleyenler. Evet. Bakın biber de gözükmüyor. O biberin pulları var ya, evet, evet. Onlar hiç gözükmüyor. Evet efendim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Rağbet efendim. Nasıl? Vallahi bu salçalarımızı biz bu işe başladığımız zaman Cemal abi, evet. Biz gittik Gaziantep'te araştırdık. 20 tane 30 yerde satan yerde gittik. Evet. Salçanın en kalitelisi nerede diye. Evet. Bir arkadaşımız vardı. Bir arkadaşım yani vesilesiyle birine tanıştık. Şunu bana söyledi. Dedi ki para mı kazanacaksın, salça mı satacaksın? Dedim arkadaş, para ikinci plan. Önce vatandaşımızın sağlığı. Eyvallah. O da bana söyledi. Dedi ki İslahiye'de Muzaffer diye biri var. Gideceksin, yerinden göreceksin. Biz yerine gittik. Orada beraberiz, biz de fabrikayı bize gezdirdi. Evet. Gezdir dedi ki, bu ev tipi dedi. Beğendik, aldık. Müşterin de geldi. O müşterine, evet. Cevap ver bakalım. İnşallah. Müşterine cevap ver, biz devam ederiz. Bununla ben konuşacağım. Başladım. Evet. Neler var neler bakın, sevgili evet. İzleyenler. Neler var neler. Ve oradan beğendin, aldın, getirdin. Oradan salçamızı biz beğendik, aldık, getirdik. Burada vatandaşlarımıza hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız da şu an gayet memnunlar. Satışlarımız da çok iyi, Allah'a şükürler olsun. Niye? Biz önce kalite dedik. Eyvallah. Sonra para kazanma dedik. Eyvallah. Yani önce bize kalite lazım. Şimdi bu diğer sattıklarınız aslında bilindik şeyler. Çerezler falan. Sevgili muhtarım. Bilinmedik olan orada ne vardı? Bizim burada pul biberlerimiz var Cemal abi. Evet, bunlar birinci sınıf ipek pul biberdir. Evet. Şu ipek pul biberimiz, inan ki diğer bilirim ki Malatya'da belki bir yerde belki iki yerde biraz zor olur yani. Bu da özel yapım. Biz bunu yaptırıyoruz. Biberciye de ben aynen şunu söyledim 20 sene önce. Dedim ki arkadaş, bana yapacağınız biber birinci kalite olacak. Vatandaş bir daha gelecek. Baskil'de bizim müşterilerimiz geliyor traktöründen, iniyor diyor ki git nerede o pul biberi aldırsan orada al gel. Ve sana geliyorlar. Ve geliyorlar. Ya demek ki vatandaş kaliteyi iyi biliyor sevgili muhtarım. Kahve değirmeni de var. Kahve burada. Değirmenimiz de var, evet. Kahveyi de biz kendimiz Gaziantep'te kavur diyoruz. Kavurduktan sonra da burada kavrulmamışlar var. Evet. Bunları getiriyoruz. Vatandaşın gözü önünde çekiyoruz. Çekiyoruz. Vatandaşımıza veriyoruz. Demin evet. Vardı burada
bayağı vardı. Bir vatandaşımızın biri aldı geldi eyvallah, götürdü. Eyvallah. Onu da satıyoruz yani. Bu arada tabii siz aynı zamanda meydanbaşı. Meydanbaşı evet. Mahalle muhtarımız. Ramazan muhtarım. Programın başında da söyledim. Siz böyle beşli, altılı, 22'li bir grupsunuz. Evet. Önce üçlü, dörtlü, sonra beşli, altılı. Öyle öyle gidiyor. Maşallah Allah dirliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Muhtarlar Derneğiniz yok ama biz sevgili Nafise'yle de konuştuk. Sanki bir lobi oluşturmuşsunuz. Siz bir güçsünüz Eski Malatya'da. Allah sizi utandırmasın. Amin. Ben de burada arkadaşlarıma da yani muhtar arkadaşlarıma da hakikaten canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz burada Merkez 22 Mahalle Muhtarıyız. Hı. 22'miz de bir şey olduğumuz zaman herkes gider. Orada üzerine düşen vazifesi neyse yapar. Yani cenazede cenaze, tamam, düğünde tabii. Düğün. Evet, evet, cenazede, düğünde, iyi günde, kötü günde her zaman biz yani beraberdiriz. Birlik beraberliği içinde amacımız ne? Amacımız şu memlekete hizmet etmek. Evet. Eski Malatya'mıza hizmet etmek. Hizmet yaptığımız zaman da bizim arkadaşlarımızda öyle bir şey var ki yani bir şöyle diyorlar. Ya Nafız Bey'inki acelesi Sayın Müdürüm ve de Daire Başkanım onun işini yap. Yok 12 acele değilse Remzi'nin kişi yap. Nafız Bey Ramazan'ın kişi yap. Bencillik yok yani. Bencillik yok. Helal olsun. Remzi helal diyor ki Nafız'ın kini yap. Böyle biz aramızda yani böyle sürekli anlaşarak, konuşarak daha güzel ve nasıl hizmet olacaksa mahalle ayrımı kesinlikle yok. Evet, ben şimdi Malatya'da iki yere gıptayla bakıyorum. Birincisi Eski Malatya, diğeri Banası. Böyle güzel birliktelik oluşturmuşlar ki işte ben birlikten kuvvet doğar, güç doğar. Yani siz alacağınız hizmetleri ancak birlik beraberlik içerisinde alırsınız ve bir de Eski Malatyalı hakikaten akıllı çünkü akıllı ve naif insanları seçmiş. Helal olsun diyorum. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür sana. Ederim. Burada bir de sizin aracınızla bizim Eski Malatyalı'daki kardeşlerimize 23 mahalle muhtarlığımıza da birleşip bugünlerde de inşallah bir Eski Malatya Muhtarlar Derneği'ni kurmayı düşünüyoruz. Ona da inşallah maşallah. Adım attık. Bunun buradan açıklamış oldunuz. Buradan evet. Açıklamış oldum, Nafiz'den evet. Önce açıkladın sen. Öyle mi? İnşallah. Belki Nafiz bana sürpriz yapacaktı. Programın sonunda açıklayacaktı. Ben öyle tahmin ediyorum ama sen erken davrandın, sürprizi bozdun. Ama yakışır size. Allah olması Allah. Gereken de o Eski Malatya Muhtarlar Derneği'nin temeli atılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Ben de buradan memleketimize hayırlı olsun. Amacımız yani birlik beraberlik içerisinde Eski Malatya'mıza ne kadar bir güzel bir hizmet yaparsak inşallah belki biz de sonra biz de onun ecrini, sevabını alırız diyoruz. Rahmetten anılan kullar arasında oluruz diyorum. Eyvallah. Yolunuz açık olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gezintiye devam ediyoruz. Daha göreceğimiz çok şeyler var sevgili izleyenler. Evet şimdi geziyoruz efendim. Esnaflarımızı dolaşıyoruz. Tabii programımızın ana esprisi de o. Hemen burada bir kardeşimiz var ama sucuklara bak. Bak Hasan şu sucukları bir göster bana. Dana sucuk mu efendim? Dana sucuk efendim evet. Sizi tanıyalım. Üzeyir Beşirik, kasap Üzeyir Eski Manatya'da. Kasap kaç yıldan beri buradasınız? Baba mesleğini devam ediyoruz. 30 yılı aşkın. 30 yılı aşkın. Evet. Tabii et var. Ne var evet. İçeride? İçeriye bir girelim bakalım şöyle. İçeride... Pat çat kapı geldik. Yok evet. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tabii burada oh sucuk kokusu geliyor maşallah. Sucuğu kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Kendimiz hazırlıyoruz efendim evet. Değil mi? Evet. Taze sucuklar? Taze. Dananın her bölümünden biraz karıştırıyoruz. Biraz da kendini pişirecek kadar yağı oldu mu işte baharatlarını, tuzunu, mayasını zamanında düzgün verildi mi çok güzel bir tat, bir lezzet çıkıyor. Evet. Şimdi tabii bir zamanlar hala da öyle sevgili izleyenler Malatya merkezde et ihtiyacı olanlar Eski Malatya'ya gelirlerdi. Doğru mu efendim? Hala gelenlerimiz geliyorlar evet. Değil mi? Hala evet. Geliyorlar. Çünkü siz biliyorlar ki Eski Malatyalı kasaplar taze günlük kesim yapıyorlar. Günlük kesim seçme besili hayvan genç. Genç evet. Evet. Evet sucuk oradan bir yukarıdan bir tane çıkartabilir misin şöyle komple çıkart. Heh, maşallah. Şuraya bakar mısınız getir şöyle. Şu güzelliğe bakar mısınız sevgili izleyenler? Kış günlerinin vazgeçilmesi değil mi? Evet. Kışın mutlaka. Mutlaka evet.
Sade de yenilebilir, yumurtayla da yenilebilir, tost da olabilir. Hepsi olabilir. Hepsi olur, şimdi, evet. Rahmetli hanım böyle torbanın içerisine diker koydu, asarlardı. Pastırma şeklinde olurdu, evet. Böyle. Bir zamanlar öyleydi ama şimdi her şey bitti maalesef. Evet. Bitti. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hadi bir selam gönderin kamerayla, dünyaya selam. Evet, eyvallah efendim, burada eyvallah. Bir ağabeyimiz var, 30-33 yıllık bu mesleği idame ettiriyor. Nerede? Eski Malatya'da gelirseniz sorun, görün, tanırsınız hemen. Hele şu sucuktan verin bana, sucuktan verin deyin, mutlaka karşılaşacaksınız. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi sevgili izleyenler, eski Malatya'ya geldiniz. Hani tava yemekleri yapılıyor ama ben yıllardan beri tanıyorum. Şimdi bu ağabeyimizin döneri oldukça lezzetli. Ama lezzetli olan bir şey daha var. Ayranı. Ben biliyorum. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Sizi tanıyalım bir önce. Hocam 25 senedir yaklaşık burada bu işi yapıyoruz. İsim neydi efendim? Ramazan. Ramazan abi. Efendim? Ramazan abi çok lezzetli dedim ben. Doğrudur. Birkaç sefer yedim ben. Genelde müşterilerimiz memnun sağ olsunlar. Ha, 25 sene. Yalnız et dönerimiz vardı, çorbamız vardı. Evet. Eski mekanımızda. Buraya geldik biraz zayıf düştü. Köşedeydin, köşedeydin. He, umuyoruz inşallah yeni yapılacak yerde. Yerde. Daha teferruat olur. Hizmet ederim gerek. Yer gidiş şekilde. Bu günde bir tane takıyorsunuz, bitiyor. Bitiyoruz elhamdülillah. Bitiyor, şükür, evet hocam. Şimdi biraz sonra daha faaliyetler başlayacak mı? İnşallah. Gece kaça kadar açıksınız? Şu saatte 7-7.30 kadar. 7-7.30 kadar açıksınız. Evet, döner yanmaya bu arada. Yanmaya. Yanmasın. Şöyle çevirelim, çevirelim. Evet, evet, yanmasın sevgili izleyenler. Etin en kaliteli yerinden kullanmışsınız. Muhakkak. Değil mi? Efendim, göğüs. Göğüs. Göğüs kısmı değil göğüs mi? Göğüs kısmı, sadece göğüs kısmı. Arada öyle takıntı falan yok mu? Yok, hayır hocam. Olmaz, çünkü lezzet oradan kaynaklanıyor. Sevgili Ramazan abimizin lezzeti harika. Dürüm de yiyebilirsiniz, ayrıca porsiyonda. Var, porsiyon, servis, paket, evet. Sipariş. Ayranınız, o bilindik ayranınız şu anda aynı mevcut mu? Mevcut hocam. Ben az istiyorum, bir bardak istiyorum. Hemen ver, içeyim şöyle. Bir bardak ayran içeceğim ben burada şimdi. Çünkü Ramazan abinin ayranı çok güzel. Döneri de güzel ama ayranı da güzel. Şimdi o ayrandan şöyle bir içelim. Ben ayran hastasıyım sevgili izleyenler. Şimdi Ramazan abi ayranını böyle hazırlamış. Çünkü çok özel ayrandı. Bir zamanlar içtiğimde öyleydi. Aynı güzellik devam ediyor. Helal olsun. Kaliteyi bozduğunuzda zaten müşteriyi kaçırırsınız. Muhakkak ki kendimize yapmış olalım. Kalite bozuldu mu? Esnaf bitti demek. Bunun lezzetinin sırrı ne abi? Hocam bu yay ayranı bildiğimiz. Evde yapılıyor. Bir acı terbiyesini burada katıyoruz. Hmm. O kadar başka bir şey yok. Yani evet. Yalnız ev yoğurdu olacak. Evet. Gelin görün. Bakın formülü burada. Lokantada yemekte ayran olmazsa olmaz. Vazgeçilmezi ama... Böyle lezzetli ayranın sırrı Ramazan abide. Haberiniz olsun. Bir de burada nerede? Dönerde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Lezzet durağı burası. Eski Malatya'ya geldiğinizde mutlaka dönerci Ramazan abiyi görün sevgili izleyenler. Şimdi efendim öyle bir yere geldik ki, tabii bu kasabın bende çok büyük ayrıcalığı var. Çünkü merhum İzzettin abinin, eski Malatya denince akla kasap İzzettin gelirdi. Biz de öyle yaptık ama şimdi onun yerini doldurmaya çalışan Mahtum'u oğlu sevgili Muhsin çalışıyor. Eyvallah Muhsin, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz Cuman hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Şu güzelliğe bakar mısınız Allah efendim? Allah razı olsun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir de şu fotoğrafı al, benim az önce bahsettiğim kıymetli İzzettin ağabeyim. Evet. Allah mekanını cennet eylesin. Evet.
ruhu şad olsun. Geçmişlerimize rahmet olsun. Eyvallah. Bütün ümmet Muhammed'in geçmişlerine rahmet olsun. Eyvallah. Atalarımıza rahmet olsun, babamıza da rahmet eyvallah olsun inşallah. Eski Malatya'nın bir numarası ha, söylemiş olayım. Evet. Şimdi Musi ne yapıyorsun? Cuman hocam, şu anda domatesli kebap yapıyoruz. Kuşbaşı tava. Öyle mi? He, bizim eski Malatya'ya özel. Güzel bir domatesli kebap. Oh. Allah nasip ederse bu rahmetli babamda kalan bir besleyim benim. Hey. Allah'a şükürler hele olsun. Hele kes hele kes. He, Allah nasip ederse Cuman hocam. Tabii domatesli. Efendim sevgili Muhsin'in sucuğu da çok lezzetli biliyorum ben. Sucuğu Cuman hocam Allah nasip ederse şimdi mesela dededen babaya, babadan oğula gelen bir süreç. Bu formüller rahmetli babamın formülüydü. Evet. He, yıllardır yaparız Allah'a şükür. Dışarılara göndeririz. Burada mesela Kasım ayında başlarız. Nisan'a kadar devam eder. İşte eksiklik ne? Mesela kasap İzzettin sucukları olabilir diye bir tabii olabilir yani. Olabilir. Öyle bir markalaşabilirsiniz. Evet. Evet. Çünkü evet bu lezzeti bir başka yerde bulabilmek çok güç. Hasan şuralara gel Hasan. Mümkün değil. Gel buralara bak evet, buradaki hazırlığa bak. Hocam. Oh maşallah. Allah nasip ederse inşallah bunu doğrayıp nasip olursa bak, fırına şuna vereceğiz şuna inşallah. Bak, şuna bak. Evet, inşallah. Şimdi bunu kim yiyecek gör bakalım. Valla bu sırt antrikot bonfile Cuman hocam. Oo, kim verdi bu siparişi Allah, onu da bir analım. Bu siparişi bir ağabeyimiz sipariş verdi. Allah nasip ederse akşama dedi bize dedi 3-4 kişilik bir domatesli kebap yap dedi. Heh. Biz de olur dedik hazırlayalım fırına vallahi verelim dedi. Öyle bir yerine sipariş. Ete bakar mısınız efendim? Yağ yok evet içinde be. Vallahi Cuman yağ hocam, yok. Sinir bile yok yani. Bu şekilde doğradıktan sonra domatesini biberin üzerine atacağız. Evet. Allah nasip ederse etin kendi yağı, beden evet yağı. Of. Onu da küçük küçük doğradık. Üzerine atarsak bunun lezzeti bambaşka of olur. Of. Evet. Formül bende de. Formül bende evet Allah aşkına. Şimdi tabii Yeşilyurt'ta bu işi yapıyorlar ama evet eski Malatya'da bu işten geriden kalmamış besbelli. Bayağı bir ileriye Cuman gitmiş. Hocam şu var. Allah nasip etti mesela baba dede mesleğimiz. Gelen siyasiler olsun, Selahattin Başkanım olsun başta, evet valilerimiz olsun, bakanlarımız, vekillerimiz Allah nasip etmiştir. Hepsi sofrasında bu yemeği yemiştir. Şimdi eski Malatya'yı dolaşıyoruz. Evet. Her yerde Selahattin Gürkan Başkan'ın adı anılıyor. Neden anılıyor? Selahattin Başkan'ım hizmetlerinden anılan bir belediye başkanımız. Allah işini rast etsin. Emeği büyük. Eski Malatya olsun, Battalgazi'ye, Malatya'ya. Adam kendini ispatlamış bir adam. Allah işini rast etsin. Ben bir esnaf olarak, bir eski Malatya olarak kendisinden gurur duyuyorum. Hatır gönül de biliyor değil hatır mi gönül bilir, iş vefalıdır. Evet. Allah işini rast getirsin. Bakar eski Malatya'mıza, sorunlar oldu mu ilgilenir. Hele nasıl diyeyim ben sana? Yani o adamın buraya hizmeti çoktur. İnkar edilemez. En ücra sokağa kadar adını bak yazmış. Helal adını olsun yazmış. Çünkü adam çalışkan, atılgan, dinamik. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten kendini ispatlamış. Malatya seviyor. Türkiye kamuoyu seviyor. Oh, yani böyle bir şeyi var başkanımın. Eyvallah. Bürokraside de çevresi geniş. Oh, Allah'a şükürler olsun. O bizi mutlu eden o. Başkanım aslında kasap Muhsin söylüyor ama belki de daha az söylüyor. Buradan yürekten gönülden teşekkür ediyor eski Malatyalılar tabii size. Ben başta zaten Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Yürkan'a sonsuz teşekkürlerimi edeyim. Çünkü adam çalışkan adam. Eyvallah. Çalışkan eyvallah adam kendini ispatlamış. Malatya kendisini seviyor yani. Eyvallah. Allah'a çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz şimdi Cuman hocam. Şimdi ne yapıyoruz hemen üzerine? Cuman hocam bu tavaya etimizi attık güzelce ne. Şimdi tuzunu attım. Evet. Hafif buna kekik attım. Hafif. Heh. Az bir şey daha hafif isteğine göre az bir şey pul biberimiz Cuman hocam attım. Şimdi sırayla yedik Cuman hocam. Allah nasip ederse biberi etin üzerine. Evet. Tabii önce biberi tabii biberi biberi üzerinde biber biraz ölecek sonra, ki sonra tabii ondan sonra da ondan sonra domatesi atacağız Cuman hocam üzerine. Domatesi de attıktan sonra Allah nasip ederse hocam şu şekil. Şimdi sıra geldi hocam ilacı bu hocam. Cuman hocam şunu şöyle üzerine dağıttığınız zaman lezzetini veren bu etin kendi beden yağıdır Cuman hocam. Çok lezzetli olur. Hafif. Şu anda hazır. Cuman hocam şu anda hazır. Fırına yemeğimizi fırına vereceğiz. Bir saat, bir buçuk saat
bir buçuk saat içerisinde de çıkacak inşallah. Yeğenlere evet. Afiyet olsun diyoruz. Şimdi bir de dedik ki buranın sucuğu çok ünlü dedik. Evet. Şuradan hemen bir halka getir bakalım, sucuk getir şöyle. Kocaman dur, bir tane hocam, getir. Dur. He. Peki dur bakalım. Evet. Gel. Dur. Evet bu tam neyini almış? Demini almış. Demini almış tam. Şu anda... Değil mi? Bu tam demini almış. Yani evet %50 kurumuş yani çekmiş. Cumal hocam. Görüntü çok. Bu formül dededen babaya, babadan oğula. Üçüncü kuşağım. Onlar nasıl yapısa aynı sistem. Ufak bir değişiklik yok. Bunların her şeysi milim ayarlanır. Tuzu, biberi, baharatı, sarımsağı hep gram gram. Evet, bu formülü de tabii babamın yanındaydım. Allah'a şükür ondan gördüm. Ne öğrendiysem ondan öğrendim. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani cennet olsun. Allah razı olsun. İzzettin abi çok naif bir insandı. Gerçek bir esnaftı. Elit bir esnaftı. Sevilen bir esnaftı. Bizden demek ki dua bekliyormuş. Dualarımızı gönderdik. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Cumhur Hocam. Burada ne diyelim? Bakın burada üçüncü kuşak bir kasap var Eski Malatya'da. Lütfen geldiğinizde Muhsin'i görün. Deyin etinden almak istiyoruz. Deyin ki sucuk bize ver. Ya da bize bir güzel öğlen yemeği, akşam yemeği hazırla. Biz gelip şöyle afiyetle yiyelim. İnşallah. Değil. Benim başım üstüne. Eyvallah. Her zaman da beklerim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Size de başta Cumhur Hocam, sizlere, ekibinize, Vuslat TV'ye, sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi hep böyle yemeğiyle başladık. Dur bakalım Nafis bizi nerelere götürüyor. Şimdi izleyenler de acıkmıştır mutlaka. Afiyetler olsun diyorum. Sağ ol hocam. Evet, sağ ol. Şimdi efendim öyle bir yerdeyiz ki, burası Eski Malatya Merkez Cami. Tabii bu caminin aslında hakikaten çok ilginç bir öyküsü var. Çünkü bu cami adeta tırnaklar kazınarak bu hale geldi. En büyük uğraş sahibi, tabii ben burada kendisini tebrik ediyorum, sevgili Nafiz Muhtarım. Nafiz Muhtarım çok büyük mücadelenin içerisinde bu müstesna camiyi ortaya çıkarttı. Tabii bir lider olarak yaptı bunu. Helal olsun diyorum. Tebrik ediyorum sizi sevgili Nafiz Muhtarım. Cumali Bey, iltifatlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Hep beraber yaptık. Eski Malatya değil, Malatya halkı, yurt dışında yardımlarını eksik etmeyelim vatandaşlarımızla. Ama buranın serüvenini kısaca anlatayım. Muhtar olduktan sonra ilk işim, ilk icraatım, ilk hayalimdi diyelim. Bu caminin yapılmasıydı. Burası emniyetin yeriydi ve emniyet buradan taşınmıştı. Çürük raporu verilmişti. Yıllarca atıl durumda duruyordu. Bina yıkılmamıştı. Dönemin Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'e gittim. Dedim ki başkanım biz buraya cami yapacağız. Sağ olsun kendisi dedi ki nasıl olur? Görüşmelerimiz yapıldı. Her şey hazırlandı. Dedim ki başkanım siz Battalgazi Belediyesi olarak emniyete yer tahsis edeceksiniz. Emniyet de burayı size tahsis edecek. Siz de burayı bize cami olarak, cami yeri olarak vereceksiniz. Bütün işlemleri yaptı sağ olsun. Caminin yerini verdi. 4 dönüm biz emniyete yer tahsis ettik. Emniyet 1 dönüm 700 metresini bize tahsis etti. Buranın eski muhtarı, Alacakapı muhtarı Allah rahmet eylesin Mustafa Ünlü burada 1800 metre yeri vardı. Onu da dükkan karşılığında anlaştık. Toplamda 3,5 dönüm yerimiz oldu ve bismillah dedik başladık. Battalgazi Belediye Başkanımız, bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın gayretleriyle, destekleriyle kaba inşaatını bitirdik. Şu anda ince işleri bitti. Tabii en büyük gayret onun. Hayırsever vatandaşlarımızın, sizlerin aracıyla bize ulaşanların. Ben burada hemen bir şey bahsetmek istiyorum. Şimdi sevgili izleyenler, Selahattin Gürkan Başkan'a sorulduğunda bundan 3-3,5 yıl önce sizin en büyük projeniz nedir denildiğinde benim en büyük projem sosyal entegrasyonu sağlamak. İşte sosyal entegrasyon böyle sağlanır. Sayın Başkan ne yaptı? Camiler yaptı, tarihi eserleri ayağa kaldırdı. Yine
özellikle Çavuşoğlu Mahallesi'nde o yıkık dökük kiliseyi ayağa kaldırdı. Tabii birçok böyle tepkilere rağmen dik durmasını çok iyi bildi. Ben insanımızı kucaklıyorum dedi ve bunun bütün güzellikleri, görsellikleri Malatya'mızın 13 ilçesi de dahil olmak üzere görülebiliyor. Şimdi Battalgazi'deyiz. İşte en güzel göstergesi de Battalgazi Merkez Camisi. Her çeşit insanımız var. Her mezhepte, her dinde insanımız var. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu çözdü. Dedi ki ben idareci olduğum yerde insanların birliğini, beraberliğini yapmam lazım, sağlamam lazım. Ve şu anda onun çizdiği yolda sağ olsun Osman Başkanımız da diğer vekillerimiz de olmak üzere Selahattin Başkanımızın ışığında gidiyor gibi görüküyorlar diyelim. Eyvallah. Burada Almanya'da yaşayan yeğenlerime de teşekkür ediyorum. Minaremizi yapacağımız zaman camimizin temelinden tabii başlıyoruz. O zaman bize para lazım. 32 bin lira parayla başladık. Şu anda cami 20-25 trilyonluk bir cami. Oh, maşallah. Evet. Yeğenlerimi aradım, dedim ki rahmetli abimin adına siz o zamanın parasıyla 500 milyar para vereceksiniz. Biz minareyi yapacağız. Dedi ki tamam amca yeter ki sen dedin, biz de babamızın hayratını yapacağız. Seviyoruz babamızın memleketini. 500 milyar aldık ama daha minare ortada yok. Biz camiye harcadık ama minaresini de yaptık. Diğer minareyi Hasan Günlüoğlu amcamız yaptı. O da yurt dışından bir emekli vatandaşımız. O da bizim memleketimizde. Şu anda hatta çalışması ve Çin'i çalışması yapıyor. Siz de onları izleyelim. İnşallah bitireceğiz. Son evet. Aşamaya geldik. Caminin içine geçiyoruz efendim. Merhabalar. Merhaba. Efendim çok güzel desenler işliyorsunuz. Selçuklu Osmanlı desenleri. Aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizleri de burada görmek bizim için bir şereftir. Bu işimizi, bu sanatımızı, böyle güzel bir eserimizi tabii ki gündeme taşıyorsunuz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluktur. Nereden geldiniz efendim siz? Bingöllüyüz. Bütün ekip mi Bingöllü? Tüm ekip Bingöllü. Hatta yaklaşık 150 tane nakaşçı aynı köyden çalışıyoruz. Çinli. Maşallah. Nakaşçı. Hangi köy? Köyü de söyle bari. Göltepesi köyü, Çan köyü. Çan köyü. Aynen. Zaten tüm Türkiye biliyor. Türkiye geneli, Avrupa, yurt dışı. Nereden gelirse çalışıyoruz. Güzel bir eser. Yani bütün ustalar sizin köyden mi çıkmış? Mutlaka çok var da tabii başka illerden de var. En çok Bingöl'den var. İşimiz huzur veriyor. Değil mi? Bizlere, tüm Müslüman alem insanlara güzel bir eser. Tabii böyle yaptıktan sonra, eser ortaya çıktıktan sonra daha bir mutlu oluyorsunuz değil mi? Tabii ki mutlu oluyoruz. Paramızı aldığımız zaman daha bir mutlu oluyoruz. Paranızı alırsınız hiç merak etmeyin. Burada cemaat namaza başladığı zaman oh çok şükür diyeceksiniz. Tabii mutlaka bizlere dua ediyorlar. Değil mi? Tabii ki. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Allah emeğinizi karşılıksız bırakmasın inşallah. Başkanımızdan, muhtarımızdan, müteahhitimizden, tüm ilgilenlerden Allah hepsinden razı olsun. İlgi alakalarına teşekkür ederiz. Yani bugüne kadar çok zahmet çektiler. Tabii daha zahmet çekecekler de. Böyle büyük bir cami Malatya'da bir iki tane ya var ya yok. Ama Battalgazi'de zaten böyle bir cami yok. Şu eser gördün, eser de Malatya'da maalesef böyle bir eser yok. Evet. Güzel bir eser. Tabii. O da sanatınızı konuşturmuşsunuz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ustalarıma da teşekkür ederim. Evet. Hepsi cani gönülden çalıştılar. Evet. Allah sizden de razı olsun. Peki. Kazasız belasız inşallah bitirirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Hoş geldiniz. Sağ ol. Ben yukarıya baka baka başım döndü. Yukarıdakiler neler yapıyor bilemiyorum. Nafis muhtarım, vallahi çok güzel bir eser olmuş maşallah. Yani burası
bir mahalle şu andaki statüye göre. İlçe merkezinden mahalle statüsü düştü. Evet, evet, ilçeden mahalleye düştünüz ama bir mahallede böyle muhteşem bir eserin ortaya çıkartılması hakikaten takdire şayan bir durum. Sevgili izleyenler, Hasan döndün mü yukarılara? Maşallah. Cenab-ı Allah her hizmet eden yetkiliye böyle bir hayalini gerçekleştirme nasip etsin. Benim de bir hayalimdi. Birincisi cami, ikincisi memleketimize bir sağlık merkezi kazandırmak. Onu da Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Meydanımız yapılıyor, camilerimiz yapılıyor, tarihi eserlerimiz restorasyonu yapılıyor. Beyaz Saray'a büyük hizmetler yapılıyor. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'e, hem Battalgaz Belediye Başkanımız Osman Güder'e, eski Malatya'mızın Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamı depremle beraber ilçelikten düştükten sonra yıkıldı. Şu anda yeniden bir eski Malatya imar ediliyor. Bu imar edilirken biraz tabii aksaklıklar oluyor, biraz sıkıntılarımız oluyor ama inşallah bunlar bittikten sonra eski Malatya turistlik, gezilecek, görülecek bir cazibe merkezi olacak. Efendim şimdi eski Malatya'dayız. Çok güzel bir pastane. Ama böyle tatlıları dizmiş. Allah'ım ya Rabbim. Her çeşit tatlı var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hayırlı işler diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Ne güzel bir sunumlar bunlar böyle. Evet. Oh, iştah kabartıyor. Halk hizmet. Evet. Beni yiyin diyor. Bakmayın beni yiyin diyor. Bu ne güzel. Bu cimcik mi imcik mi diyorlar? Cimcik diyorlar. Cimcik şöyle. Diyorlar. O anlamda. Bu midye mi? Evet, midye. Ben de bilirmiş. Fıstıklı baklava. Evet. Bu şöbiyet. Evet. Şöbiyet. İçindeki kaymak, fıstık mı? Kaymak fıstık. Kaymak fıstık. Evet. Tadı güzel mi? Bence güzel değil. Bence biz hemen bunu kanıtlayalım. İşte tabii güzel. Kanıtlamak için söylüyoruz ya. Evet. Ama burada bir de gurmemiz var. Sevgili Nafiz de ben iyi gurmeyim. Ben tatlıdan iyi anlarım diyor. Ona da tattıracağız şöyle. Benim zaten buranın müdavimleri. Eyvallah. Oo muhtarım. Muhtarım ağız tadını biliyor. Heh, şöyle. Glikozsuz, doğal, üretim arka kısımlar gözümüzle gördüğümüz nadir işletmelerdir bunlar. Oo maşallah. Yani Battalgazi'de, eski Malatya'da, aşağı şehirde böyle bir yerin olması çok güzel. Oh. Bunu burada mı yapıyorsunuz efendim? Hepsi burada yaptım. Üretim burada. İmalathane burada. Hepsi burada. Kuru pastalar, ondan sonra kektir vesaire de hepsi burada yapılıyor. Tabii sizden başka vardır pastane eski Malatya'da. Vardır. Onlar da kendi nasibini yiyor. Biz de kendi nasibimiz. Herkes kendi. Eski Malatya'daki 3 tane pastanemiz var. 3'ü de imalatı kendi. Oo ne güzel. Damak tadının bir numara olduğu bir memleket. Yani sevgili izleyenler, hakikaten o markalı bilmem neler, baklavalar hak getire. Harika bir tadı var. Hasan, bak uzan al Hasan. Ben şöyle kameramana da uzatayım şöyle. Evet. O tercih değiştirdi. Ağzının tadını biliyor. Ağzının tadını biliyor. Devam edelim. Bu nedir efendim? Bu fıstıklı prenses. Bu kadayıflı sarma. Sarma. Aynen, bu kadayıflıdır. Bu da bizim burada bir tek yapılır. Çarşıda göremezsiniz benzerini. Kadayıflı şöbiyet. Ya çarşıda ben hiç görmedim. Ben de görmedim. Aynen. Vallahi doğru. Tatması lazım. Yani şimdi kadayıflı şöbiyet dedin. Kadayıflı şöbiyet. Normal şöbiyet de verdik, bir de kadayıflı şöbiyet verdik. Bu da kadayıflı şöbiyet. Bu ustası kim bunlar? Kim yapıyor ustası? Bunları Ramazan ustamız var. O da burada 9 senedir çalışmakta. Buranın mazisi kaç yıldır? Bura 13-14 senedir aktif halde çalışıyor. Şeker kullanıyorsunuz. Hepsi şeker tabii. Çünkü hiç yani ondan ödün vermeyiz. Çünkü insanlar halk daha çok bunun için burayı tercih ediyor. Yani lezzetinden de fark etmişsinizdir. Boğazda herhangi bir yanma şimdi vesaire hiçbir şey bırakmaz. Glikoz olsaydı böyle. Tabii. Yaka yaka iniyor yani, aşağıya. Aynen. Çok değişik bir tat. Vallahi helal olsun size.
değişik devam edelim bu. Bu dilber dudağı. Bu bunak bu kısımdan sonrası hep cevizlidir. Bu prensesin cevizli olanı. Bu da bizim yine bilmiyorum hani yer kaldım artık ikram etsem yiyebiliriz. Bu da buranın yine özel tatlılarından ev dilimi tatlıdır. Ev baklavası. Ev baklavası. Tereyağından tutun da işte içinde kullanılan malzemeye kadar bu biraz daha özeldir. Ankara Bey Pazarı'nda satarlar. 80 katlı yemesi tatlı derlerdi. Evet bu da aşağı yukarı. 80 kat demeyelim de ona. Yine burada da ondan kalır yanı yoktur yani illa ki şimdi şeyde. Ama öyle güzel açılmış. Hasan bak şu şeylerini al. Bakın sevgili izleyenler görüyorsun böyle katları belli oluyor. Helal olsun. Vallahi ustan 10 numaraymış besbelli. Besbelli 10 numara. Evet tatlı yiyoruz, tatlı konuşuyoruz. Cevizli sarmamız, cevizli kıvrımımız, bu da Hindistan cevizli tatlımız. Velhasıl her çeşit tatlı var diyorsunuz ellerinize. Her çeşit tatlı burada eski Malatya'nın halkına ikram edilmek üzere. İsmimizden de anlaşılacağı üzere. Bir mahalle, yani merkeze yakın bir mahalle ama böyle bir pastanenin burada olması fevkalede. Tebrik ediyorum kardeşimizi. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Her çeşit çok da kalite, lezzetini çok beğendim. Ellerine sağlık. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Allah razı olsun. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hoş gelmişsiniz eski Malatya'mıza. Sağ Şimdi efendim eski Malatya'nın tanınmış simalarından biri Yaşar Adak. Çok da böyle cevval, çok heyecanlı, çok çalışkan, hizmet etmeyi seven biri. Ben öyle dedim Nafiz, eyvallah. Doğru dedim mi? Doğru. Değil eski mi? Eski Malatya muhtarları tamamı çalışır. Eyvallah, eyvallah, sağ olun. Evet, mahallene hizmet ediyorsun tabii. Kaç yıldan beri? Bizim mahallemizde herhangi bir sıkıntımız yok, yok. Cumali abi. Evet. Battalgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan mahallemizde yapmış olduğu hizmetleri her zaman yani bizi desteklemiştir. Hizmette bir kusurumuz yok. Evet. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vallahi mahallemizde bir eksiğimiz şu anda yok yani her şeyi yaptık. Malatya'yı tanımayan biri evet. Bu programı izlese merak eder. Der ki ya bu Selahattin Gürkan kimmiş der. Bunca konuşmaların içerisinde hep övgülere mazhar olan evet. Sayın Başkan'ı gerçekten merak ederler. Doğru değil mi? Aynen. Dünya Selahattin Başkan'ı tanıyor. Onu diyorum işte. Tanımayan yani tek Türkiye'de değil olsa, ki. Bütün... Tanımayan biri olmuş olsa evet. Aynen öyledir. Der ki bu adam kim? Biz bununla mutlaka tanışmalıyız. Nedir bu mahareti? Sırrı nedir diye merak ederler. 23 yılında eski Malatya'nın şaha kalktığı bir yıl olarak görmek istiyoruz. Yaşar Adak hangi pozisyonda olacak? Yaşar Adak Allah nasip ederse, yani burada da reklamı yapmış olmayalım. Ziraat Odası Başkan adayı inşallah milletimizin, delegelerimizin teveccühüyle kazanır. O koltukta görürüz. Memleketine, çiftçilerine güzel hizmet edeceğine inanıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Diğer adayların da, evet. Yaşar muhtarımızın da. Evet. Gözü gönlü dok insanlar kendisi. Ben onu söylettirmek evet. istedim. Evet. Kendisi biraz çok mütevazi. Mütevazi, evet. Yaşar ya, hakikaten ya. Öyle. Şimdi, kardeşim benim. Bizim şu andaki hedeflerimizde tek bir hedefimiz kaldı. Şu eski Malatya merkezinde lisemiz yok. Liseler tamam alt kısımda. O eski Malatya'ya acilen gariban insanların çocukları servis ücreti adı altında otobüslerde telef oluyor, eziliyorlar. Biz de bunu istiyorlar. Şu çalışması bitti. 6 dönümlük bir alanımız var. İnşallah Toptaş bir Alacakapı sınırlarına yakın bir bölgede. Ben Fen Lisesi dedim de onlar Anadolu Lisesi olsun dedim. Şimdi efendim eski Malatya'dayız. Tabii burada bir ağabeyimiz var. Efendim sizi tanıyalım. Ben Emin Durmuş. Evet. Devlet Su İşleri'nde çalışıyordum. Evet. Emekli oldum. Ne güzel. Evet. Uzun yıllar çalıştım. Bir 45 yıl kadar çalıştım. Maşallah. Evet. Evet. 7-8 senedir de emekli oldum. Eski Malatya'da ikamet ediyoruz. Zaten doğumumuz da burası. Babanız muhtarmış. Benim babam muhtardı. Evet. 1984 yılına kadar Alacakapı Mahallesi muhtarıydı. Evet. Tabii ki o zaman biraz muhtarlık biraz zordu. Şöyle zordu.
O zaman biliyorsunuz ihtilal olmadan hemen, 80 ihtilalından hemen slogan yazıyorlardı duvarlara. Ondan sonra babam burada bir jandarma başçavuşumuz vardı. O zaman diyordu ki bunu git sil. Babam da boya alıyordu, fırça alıyordu. Gidiyordu o sloganları siliyordu. Tabii gece o gençler, o zamanki gençler yine yazıyordu. Savcılar savcı yazıyordu, solcular solcu yazıyordu. Bir gün de ben devlet suçlarında çalışıyorum dedim ya, yazığında geliyoruz o zaman, bu yol açık. Buradan yazığında baktım babam o tarafa gidiyor. Hemen arabayı durdurdum. Baba dedi, nereye gidiyorsun dedi, şu köprüye dedi slogan yazmışlar dedi, gidip onu sileceğim dedi. Kırköz Köprüsü'ne mi? Yok yok, şu demiryolu köprüsü. Demiryolu köprüsü'ne. Ondan sonra ben dedim ki ya baba sen onu yapamazsın dedim, Murat sen nasıl çıkacaksın orada dedim. Dedi ki yok dedi, sen bir de asabiydi, biraz kızıyordu. Hemen neyse ben dedim, ben hemen geleceğim dedim, aman yapamazsın. Neyse ben arabayı bıraktım, hemen koştum geldim. Geldim tabii babamı buldum, yapamamış, geri gelmiş. Neyse burada bir traktör uydurduk, bir arkadaşın traktörünü uydurduk. Başçavuşun korkusundan değil mi? Tabii tabii. korkusundan değil de o zaman vazifeydi yani. Aynen, şimdi. Evet, işte doğru, herkes doğru. Bir vazife yapıyordu. Ondan sonra remokunu götürdük, havaya kaldırdık remoku, yolu kapattık. Onun sloganı sildik fırçayla, boyayla. Yani öyle bir anımız vardı eski Malatya'da. Tamam, oradan sildiniz, öbür tarafa yazdılar. Şimdiki muhtarlarımız da çok güzel çalışıyorlar da. O zaman muhtarlık biraz daha zor zordu. Zor şartlarda yapılıyordu. Doğru. Ondan sonra şimdi de ellerine sağlık. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl bir görüntü böyle? Maşallah maşallah. Evet, şuraya bakar mısınız? Bugün ekmek çıkmayacak herhalde. Biber pişecek. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet. Nedir efendim? Bu yılın son hasılatları. Öyle mi? Bu senenin son biberleri diyebiliriz ablamızın. Öyle mi? Pişirip nasip olursa inşallah kışın yemeklerinde kullanacak. Evet. Şimdi bu pişecek, kavanozlara mı koyacaksın? Dolaba atacak. Dolaba, dondurup dolaba atacaksın. Evet. Kışın da afiyetle yiyeceksin, evet. Değil mi? Evet. Evet, nerede oturuyorsunuz? Kadıçayır. Kadıköy'de. Bunu bir Kadıçayır'da. Birkaç saatlik işi var herhalde bunun. Evet, bir saatte bir şey. Bekleyeceksiniz. Mecbur. Bekleyip götüreceksiniz. Bir noktaya koyalım, söze evet. Girelim. Ayfer ablam, Zeynel abinin orada fide satar. Bu domates, biber, patlıcan, reyhan, bu sedirleri Malatya'nın her tarafına gider. Oo, iş hanımı. Tabii. Helal olsun, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin hemcinsleriniz evlerinde oturuyor, dedikodu yapıyor telefonla, kısır yapıyorlar. Komşu ziyaretler yap. Ama siz çalışıyorsunuz. Evet, yok ben dedikoduyu sevmem. Çocuklarınız çalışıyor mu efendim? Evet, ikisi de çalışıyor. Çalışıyor maşallah. Öyle, böyle annenin öyle çocukları olacak. Evet, siz bunu kendinize mi yapıyorsunuz, fırına girdi? Evet. Afiyetler olsun. Sağ çok olun. Tebrik ediyorum ben size. Teşekkür ederim. Hasan, bu ablamı bir göster bir daha bak. Ayfer ablamız bir iş kadını. Unutmayın, kendi becerebildiği sahada çalışıyor. Evet. Fide yetiştiriyorsunuz. Evet, helal olsun. Teşekkür. Tebrik ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum. Evet, akşamlık geliyor. Ne geldi? Ispanak mı? Eski Malatyalılara ne derlerdi? Ispanakçı derlerdi. Tamam. Bizde geçti. Köylere gitti. Nereye gitti? Şimdi bunlar eski Malatya zaten hep ıspanakçı. Öyle mi? Tabii, bunlar eskiden ıspanak yetiştirirlerdi. Evet, benim de bir tarafım eski Malatyalı, biliyorum işte, evet. Yani bunların son 3-5 senedir yapmıyorlar. Yani yapsalar da çok az. Ispanakçılık bitti mi? Yok, bitme yok da eskisi gibi değil. Su biraz sıkıntılı. Bizim burada eskide bahçelere pek derlerdi. Pek, evet pek. Peklerde bitti bu iş.
tarım arazileri köylere kaydı. Şimdi biz ıspanakçılığı bıraktık. Yaşar muhtarım ıspanakçı. Eyvallah. Bu da günün esprisi demem. Evet, şimdi ıspanaklı peynirli ekmek çok güzel. Lahmacun geldi. Sizin ekmekleriniz o kadar lezzetli ki az önce ekmek yedik böyle. Dolu dolu, dolgun ekmek böyle. Maşallah, maşallah. Evet. Aşk ile yapran. Değil mi? Tabii. Helal olsun size. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi bu ekmek kalsa bile yumuşaklığını muhafaza eder. Doğru mu? Tabii. Doğru. O ince tırnak yapıldığı zaman onu taze taze yiyeceksiniz. Güzel, güzel yiyeceksiniz. Onun dışında yemek biraz kuruyor. Evet. Doğru. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Fırının içini doldurdunuz. Hasan'ın içini bir gör bakalım. Biber doldu vallahi. Kaç dakika sürecek? 15-20 dakika. Rahat 16 olur. Dakika. 16, 17 değil, 16 dakika, 16 dakika. Peki efendim, kolay gelsin. Kameraya bir el sallayalım lütfen şöyle hep birlikte. Hadi, hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin. Bitirecek de Yaşar abi getirmedi. Dur, bir dakika. Bir dakika, siz Mehmet Fendoğlu vekilde ne istediniz efendim? Ne? Ne istediniz? Valla ben istedim bu çuval sabun, iki çuval sabun getirmedi. Getirmedi. Valla getirmedi. Valla hala da getirmedi. Ne dediniz siz vekile? Valla ben sana lafı söyledi, dedi abi getireceğim. Dedi söz, ola getirdim. Hala bekliyorsunuz. Valla bekliyorum, getirdim. Cumali Bey, Sayın Vekilimiz Mehmet Fendoğlu yazarken, Yusuf abim dedi ki, benim Sayın Vekilim, sende bir isteğim var. O da ne zannetti? Dedi ki, buyur dedi Yusuf abi. Dedi ki senden iki tane dedi isteğim var, iki paket sabun istiyorum ya bu yeşil sabunlardan. Söz verdi, sözünü yerine getirecek muhtarım da Yaşar muhtarım, Yaşar Adak muhtarım. Mehmet Fendoğlu talimatı ona verdi akrabalık olduğu için. Öyle dedi mi? Ki ben göndereceğim. Valla muhtara kaçırdı. Verdi abi. Biz de kendisine getirdik verdik. Valla vermedin abi. Hiç getirmedik bize. Ya ta sayın, iki sene önce. Sayın Fendoğlu vekilim, talimat vermişsiniz. Talimat yerine gelmemiş. Haberiniz olsun efendim. Artık vatandaş mağdur. Şimdi ben vatandaş mağduru. Evet, sabun mağduru. İki evliyim. Dedim bir çuval. Öyle mi? Valla dedi. Tabii iki evli. Sabun çok var. Hem de adam göğsüne vurdu dedi ya senin sabunun bende. O. Yaşar mı tabii? Valla ben bunu. Cumhur abi biz kendisine getirdik verdik. Ama bir daha istiyor. İki sene önce getirmiş. İki sene önce abi. Sayın vekilim bir iki ay önce depremde oldu. Deprem kısa. O zaman verdi. Valla o zaman bir tane peki, verdi. Peki bu yayından sonra Yaşar Muhtar getirir sana, tamam? Tamam. Tamam. Ne zaman getirecek? İşi garantiye alıyor. Yakın zamanda. Tamam. Tamam. Peki hadi kolay gelsin. Gelmezse Şuan'ın yanına gideceğiz. Gelmezse. Evet efendim, şimdi böyle römorklara konulmuş kışlık odunlar. Kayısı bu besbelli. Kayısı değil mi Yaşar? Evet. Kayısı. Evet. Şimdi bu böyle kesildi. Tabii baltayla veya hızar makinesiyle böyle bölünecek, yakılacak. Tabii Eski Malatya'da doğalgaz. Doğalgaz var. Var ama diğer mahallelerde olmayabilir. Olmayabilir. Onlar da kullanılıyor. Enkestirme, ısınma yöntemi. Tabii bahçeden toplanılıyor, kendi bahçesinden kesiliyor, kullanılıyor. Bakın bir römork burada, bir römork orada. Ondan sonra vatandaş rahat rahat bir kış geçiriyor sevgili izleyenler. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Valla telefon ellerde. Acaba ne hesabı yapılıyor, ben onu merak ediyorum. Çok. Biz hesap yapmıyoruz, savaş oluyoruz. Öyle mi? Allah ordumuzu, devletimizi, milletimizi muhafaza amin, ve amin. Muzaffer eylesin. Amin amin. Dediler ki ticaretle uğraşıyor dediler. Evet, ticaretle uğraşıyoruz. Hayvan ticareti. Evet, hayvan ticareti abi. Alım satım. Alım satım. Nasıl işler nasıl? İşler tadı yok. Tadı yok. Evet. Şimdi, İşten tadı yok. Evet. Biraz hayvan az mı sanki? Hayvan az. Çok az. Köylerde mal kalmamış. Bu şeyle ilgili var ya, tarımla ilgili çok sıkıntı var. Evet. Peki. Ne olacak bu işin sonu? İnşallah. Nasıl çözüm sizce? Ben ticaret işi yapmıyorum ama inşallah iyi olur, düzelir inşallah. İyi olur, sizi iyi olur inşallah. Nasıl bir çözüm olur sizce? Köylü köyüne mi dönmeli? Köylü dönmeli, evet. Köylü köyüne. Evet, aynen öyle. Zannediyorum bu konuda bir proje de geliştiriliyor. Köye dönüş projesi gerçekleştiriliyor. İnşallah üretimin olmadığı bir yerde sıkıntı olur. Aynen öyle. Sıkıntı oluyor, evet. Öğretim gerekiyor. Evet. Pahalılık bu sıkıntı ondan.
Evet, aynen öyle. Hepsi ondan zaten. Eskiden köylere giderdiniz. Yem maliyetli. Değil mi? Maliyetli. Köylere giderdiniz. Davarlar, koyunlar, keçiler her tarafta yayılırdı. Şimdi evet. Görmek hiç mümkün değil. Göremiyoruz yani. Bir köye gidiyorsun yani 50 tane koyun var ya yok. Eskiden her hanede vardı 100 tane, 150 tane. Her hanede vardı 10 tane inek vardı. Şimdi bir tane inek var. Nasıl olacak? Köylüler mal olmadı mı ne olacak? Az önce geldiğimizde mevzu neydi aranızdaki mevzu konuşmayı? Aramızda sohbet muhabbet de bir. Evet öyle falan. Gelirsiniz. Evet. Sabahları akşam. Hemen her gün buradayız. Buradasınız değil mi? Canımız burası. İmza atıyor musunuz efendim günlük buraya? Günlük atıyor efendim. Gelmezsek olmaz yani. Mevzu gireceğiz hemen. Aa ne güzel ne güzel. Hatta sandalyeyi de tapulamışlar yani. Allah Allah. Herkesin yeri var mı? Evet, Allah bu güzellikleri eksik etmesin inşallah diyorum efendim. Kolay gelsin. İyi muhabbetler diliyorum size. Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Evet, amcam burada. Amca nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olun, hamdolsun. Vakit nasıl geçiyor? İyidir, çok şükür. Hep burada berabersiniz değil mi? Muhabbet ediyorsunuz. Çok güzel. Burası. Memleketi konuşuyorsunuz. Evet, güzel. Hal ve gidiş nasıl memlekette? Çok güzel. İyi. Ha, çok güzel. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Değil mi? Evet. O çok önemli. Kolay, emekli misiniz bir yerde? Yok, emekli değilim. Emekli de değilsin. Evet. Emekli, siz emeklisiniz. Evet. Emeklinin tadını mı çıkartıyorsun abi? Ekstra bir iş yapıyor musunuz? İnan yok ya. Doğru dürüst bir iş yaptığımız yok yani. O kadar çalıştık dinlenmek hakkımız diyorsun. Öyle demiyorum ama öyle diyorum. Öyle değil. Eyvallah. Peki kameraya bir el sallayalım lütfen şöyle bir. Şöyle şuraya bir el sallayalım. Hadi kolay gelsin. Allah'ım şu güzelliğe bak Hasan. Terbiye edilmiş tavuklar burada. Kanatlar, göğüsler. Var da var, pirzolalar var. Şimdi bunu da bir yemek var. Gel ustam şöyle yanıma gel, seni bir tanıyalım. Ben Erkan Termik, 17 senedir bu tavuk sektöründe çalışıyoruz. Tavukçu Erkan mı derler size? Evet. Öyle tanırlar değil mi? Battalgazi'de tavukçu Erkan diğer tanırlar. Evet. Bizim özellikle tazeliği bir, sosu iki, tavuklarımız lezzetli, Malatya kesimi. Evet. Özellikle sosu için Malatya'dan, Ordu'dan. Yani efendim, Malatya'dan geliyorlar velhasıl. Evet. Bu sos size mi ait efendim? Bize ait. Sırrı söylemiyoruz yalnız Allah Allah. Kimseye. Özellikle sosumuz yani meşhur. Şimdi bunu, dışına bunu, bunu yemek var bir de. Böyle konuşmak yemeği, bu olmuyor. Evet. Yemeğimizi şöyle hazırlıyoruz. Hazırla bakayım Erkan ustam. Şimdi efendim biz böyle tava yemeklerini gördük ama eski Malatya'da bir de tavukçu Erkan'ımız var. Alıyorsun orada. Maşallah, maşallah. Arkada da arkada hazırlama bölümü var. Şöyle. Şöyle dizdin. Diziyoruz. İştah kabartıyor böyle Erkan ustam. Maşallah. Bu bir de piştiğini düşünün sevgili izleyenler. Hasan bu tarafa gel. Bir de bunu göstereceğiz. Pişmişi var mı? Tabii. Getir. Getir onu. Dayanamıyorum ben. Ömer getir. Ömer ustam getir şu pişirmişini. Şurada tereyağını da atalım. Oh, tereyağını atıyoruz. Efendim işte böyle. Ellerine sağlık tuzun. Karabiberini attın. Ömer ustam acil olsun, acil olsun. Kekigini de attın. Oh, tereyağını da atıyor. Fırına gidiyor bu. Fırına gidiyor bu. Uzak değilmiş. Hemen bitişe gidiyoruz. Fırına, hadi fırına gidelim orada görelim. Hadi bakalım. Fırına gidiyor Erkan ustayla birlikte. Devam Hasan düşmeyesin dikkat et. Burada kahvaltılarımız da var. Onu gelip ki onu da çekelim doğru. Fırına geldik, fırına geldik. Gidiyoruz. Bir dakika ben geleyim öyle konuş ha. Fırına getirdik. Erkan ustanın. Tavuğu göster bize ustam, tavuğu göster. Ben bugün buradan ayrılmıyorum. Vallahi. Oh. Göster hele ustam. Varsa bir tane çıkart. Oh. Balığı da gösterelim. Bu da mı sizden gitti? Evet. Uskumru mu bu efendim? Uskumru balığı, evet. İşte bu yenilir be Erkan usta. Aynen. Ellerine sağlık. Ustalarım eliniz yağda balda maşallah. Değil mi? Bu lahmacun değil ama etli mi bu? Lahmacun.
Lahmacun mu? Evet. Valla içini kim hazırlamışsa muhteşem hazırlamış. Ben öyle görüyorum, doğru mu? Aynen öyle. Vallahi muhteşem hazırlamış. Ellerinize sağlık. Şimdi akşam servisi mi bu? Evet, bu akşam servisi. Akşam servisi. Evet. Kolay gelsin arkadaşlara. Aa, sıraya dizilmiş. Aynen. Patlıcanlar, aynen. Biberler. Evet. Onun diğer bir rehberi patlıcanı. Biber, biberi. Bu eski Malatya mı efendim? Eski Malatya'nın ürünü sevgili izleyenler. Şu patlıcana bakar mısınız? Bibere bakın, böyle etli biber, etli biber. Köy biberi bakın. Bunu bir yerde bulmanız mümkün değil, değil mi Erkan Usta? Eyvallah. Eyvallah. Ya Hasan gel, Hasan gel. Şu lahmacunun güzelliğine bakın sevgili izleyenler. Sırf et. Kim yaptı bunu? Ellerine sağlık ama fırıncı. Mükemmel bir şey değil mi? Efendim? Mükemmel bir şey. Vallahi görüntü mükemmel. Malzeme bol. Usta da iyi. Usta da iyi. Esas ustalık tabii. Ustalık. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Kolay gelsin. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıya. Ayağımıza sağlık. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Erkan Usta'nın kahvaltısına geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sabah acıktınız. Kahvaltı yapacaksınız. Ya Erkan, sen bir yenilik getirmişsin buraya. Bu nasıl bir güzel? Malatya köy kavurması. Reçellerimiz, helvaramız, fındık ezmemiz, siirt pervari balımız, şöyle tereyağlı balımız var, peynir, zeytin. Köy peyniri, zeytinimiz, yumurtamız. Bahçeye giden, inşaata giden, burada çay ocağının önünde oturan bütün arkadaşlarımız rahatlıkla kahvaltısını yapıp misafirini yolcu eder. Ya ben sana çok teşekkür ediyorum. Size vallahi. Teşekkür ettim. Yani efendim, gazimizi tanıttığınız eyvallah. İçin size teşekkür ederiz. Benim programları izliyorsun değil mi? Çok süper. Harika. Özledik. Özledik. Aa, canlı canlı gördük. Canlı canlı daha iyi. Memnun olduk. Erkan, şimdi efendim esnaf biraz yenilikçi olacak. Kendi bir yerde saymayacak. Erkan saymamış. Bak, bir taraftan tavuk, bir taraftan şu kahvaltı hele takdire şayan bir durum. Baharatlar var. Allah'ım neler yok şu köfte ki. Köfte soslarımız, of, şişlerimiz. Tereyağın da adama gülüyor. Şu yukarıdaki tereyağını göster bakalım. Adama gülüyor. O nasıl bir şeydir öyle ya? Öf. Malatya'nın meşhur tereyağı. Tuzlu yemeklik tereyağısı. Değil mi? Şu şeyki. Kilosu ne kadar bunu? 160 lira 160 şu an. Evet. Evet, o kadar zaten. Aynen. Ama sen tuzlu sattığın yemeklik malın garantisi benim diyorsun değil mi? Aynen. Aynen. O zaman biz buradayız. Yapalım? Eski Malatya'ya gelin, Erkan'ı görün, bir kahvaltı yapın, sonra şöyle bir gezin dolaşın. Erkan'a deyin ki öğleye de bana güzel bir yemek hazırlayın deyin, onu da hazırlayacak. Afiyetle yiyeceksiniz, beni de anacaksınız sevgili izleyenler, beni de anacaksınız. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, duayı alırız inşallah, eyvallah. Teşekkür ederim bütün seyircilerimize. Selam. Bütün arkadaşlara, bütün insanlarımıza, çocukların, dostlarımıza, çocukların hepsine selamlar buradan. Eyvallah. Teşekkür ederiz Uslat TV'ye. Eyvallah. Allah'a emanetin. Hayırlı işler, bol kazançlar çok diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Erkan güzel bir esnaf. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Erkan'ı mutlaka ziyaret edin efendim. İnşallah bekleriz bütün müşterilerimizi, Malatyalılarımızı bekleriz. Taze tavuğumuza, sosumuza bekleriz. O, ben o sosu merak ettim. Onu tadacağız zaten. İnşallah. Sağ ol. Çok teşekkürler. Efendim geziyoruz sevgili izleyenler. Evet, şimdi efendim şu anda Eski Malatya'nın sanayisindeyiz. Evet, sanki biraz böyle artık sıkışmış mı kalmış burada? Cumali Bey, burası tabii Eski Malatya büyüdü. Siz yıllar önce buradaydınız. Evet. Buranın buraya bu kadar büyüyeceğini belki sizler de biraz önce dediniz, tahmin etmezdik. Ama şu anda içinde bulunduğumuz sanayinin metrekare alanı 5 dönüm üzerine kurulmuş. Günümüz şartlarına uymayan, kafi gelmeyen bir durumdayız. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Osman Battal Gazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder'e buradaki esnaflarımızla gittik, görüştük, önerdik. Dedik ki bu bölgenin sanayisinin kalkması lazım. Buradaki esnaflarımız sıkışmış, hizmet açısından yenileyemiyorlar kendi kendilerini. Evet. Yenileyemedikleri için, dar alanda çalıştıkları için müzdaripler. Bir 30 dönüm bir hazine arazimiz var. Onun üzerine Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 10 bin iş yeri, yeni iş yeri ve sanayi küçük çapı sanayi şeyinde teşvikinde yararlanmak istiyoruz. Dediniz. Sağ olsun bizim belediye başkanlarımız, hem Büyükşehir ve hem Battal Gazi Belediye Başkanımız çok
olumlu karşıladı. Çalışma devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyoruz. İkisine de vekillerimizin de desteğiyle bu işi çözeriz. Evet. Esnafımız Fethi abi. Fethi usta merhabalar. Merhaba hocam. Şimdi sanayinin kalkması gerekiyor diyor. Hem de acil olarak. Acil değil mi? Evet. Evet. Bak burada her gün bir kavga olabilir yani. Değil mi? Aşağı yukarı kaç esnaf var burada? Burada herhalde 70-80 tane var değil mi bu arada? Var. 100 tane yakın esnaf. Evet. Daha derli toplu, daha düzenli, daha sosyal donatılarının olduğu, işte lavabosunun, mutfağının, evet, giyinme evet. odalarının olduğu, istirahat odalarının, ofisinin olduğu bir iş yerine ihtiyaç var. Evet. Sevgili muhtarım da girişimleriyle yapılmış bunlar. Efendim bu ihtiyaç inşallah bir an evvel gideriz. Siz de rahat edersiniz. İnşallah. Burada yoksam her gün yanı bir olay çıkar yani. İki araba konmuş. İki araba. Öteki adam müşterisi geldi mi geçemeyecek. Geçemeyecek. Sıkıntı olacak. Aynen burada her gün. Çek diyecek çekmeyecek. Aynen, çekme diyecek. Ne evliyim yani. Evet. Aynen abi. Burası yani çok kötü bir durumda. Eyvallah. Efendim dile getirdik. Bu bir problemdi. Eski Malatya'da sanayi sitesi. İnşallah yakın zamanda söz verildiği üzere güzel bir sanayi sitesi yapılır. Esnafımız da rahat eder sevgili izleyenler. Şimdi efendim Eski Malatya'da böyle sanayiye yönelik iş yerleri de var tabii. Özellikle giyim sektöründe Eski Malatya bir mahalle ama neler yok ki. Şimdi burada bir monç atölyesi var. Efendim evet. Merhabalar. Merhaba. Buranın işletmecisisiniz evet, anlaşılan. Buyurun. Evet ben. Tanıyalım sizi. Ben Mustafa Alan, 1983 doğumluyum. Mustafa Alan. Evet Alan. 2002'den beri biz tekstil işiyle burada atölyemiz var Eski evet. Malatya'da. Sipariş üzerine çalışıyorsunuz. Sipariş üzerine imalat. İmalat. Evet. Nereye gönderiyorsunuz efendim bunu? İstanbul. Mağazalarımız İstanbul'da. Evet. Satış için İstanbul'a gidiyor. Şimdi burada tabii her arkadaşın ayrı bir görevi var. Tabii. Herkes. Bitmiş hali nereden çıkıyor? Bitmiş hali buradan bak. Burada çıkıyor. Burada da etekleri yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Şu anda şöyle bir tane kaba taslak bize gösterir misiniz? Bu şekilde. Bunun da iç astarı falan vurulacak. İç astarı. Evet. Piyasaya sürülecek bu. Evet. Ondan sonra yaka vurulup kapatılıp satışa sunulacak. Satışa sunulacak. Evet. Şimdi burada montlar yapılıyor. Evet. Bir yukarıda da çanta bölümü evet, çanta bölümü var. Evet. Ben birkaç yıl önce ziyaret etmiştim evet. çanta bölümünü. Evet. Öyle buradaydınız evet. değil mi? Evet. O kullandığım çanta eski de haberin olsun. Yenisi mi? Sıkıntı yok. İşin esprisi. Evet. Ne mutlu Eski Malatya. Tabii burada bir iş gücü de var anlaşılan. Evet. Burada iş gücümüz var. İşte biraz eleman sıkıntımız, eksiğimiz var. Onun haricinde herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışmıyorlar. Gelen kaçıyor. Gelen kaçıyor. Evet. Masa başı üstü. Aynen öyle. Hani kimse gelip atölyede burada çalışmak istemiyor. Evet yani gidip organize tarzı yerlere gidiyorlar. Evet. Aynı şartlar aşağı yukarı burada da mevcut. Emek kutsaldır abi ki burada riskini çıkartıyor. Evet. Rahat da bir çalışma ortamı sağlanmış. Aynen öyle. Biz o şekilde yani elemanların rahatlığı için elimizden geleni yapıyoruz ama geçmişte olanlardan dolayı şu an buraya eleman çekemiyoruz. Evet. Yemeğin yemeğine kadar ne vardı efendim öyle yemeğin? Bugün yemekte ne vardı? Güzel bir soru. Evet, menemen vardı. Evet. Menemen vardı, pirinç pilavı vardı, ayran vardı. Meyve vardı. Daha ne olsun? Allah aşkına. İşte dedim aynı şekilde değişik çeşit. Tabii 25 çeşit evet, yemeğimiz var. Evet, memnunsunuz değil mi? Ha, buraya soralım diyor. Memnun musunuz efendim patrondan? Evet abi. Çok memnunum diyor bak patron senden çok memnunum diyor. Memnun olmayan olursa ben keserim. Merak etme sen. Evet efendim kolay gelsin. Sağ olun hocam. Nasıl hal ve gidiş nasıl iyi mi? İyi çok şükür. Vallahi işin adapte olmuş. Parça başı mı çalışıyorsunuz efendim? Yok. Ücret. Evet. Tamam. Patrondan memnun musun? Memnunuz. Memnunsunuz değil mi? Bak gözünün içine bakıyor haberin nasıl. Evet. Efendim kolay gelsin. İşin esprisiydi. Bak oraya yığılmış. Bitmiş onlar herhalde. O bitmişi bir göster bakalım. Bitmişi kameraya bir göster bakalım şöyle. Mis gibi montlar bunlar. Evet. Oo. Bunlar efendim mevsimlik tarzı mı? Mevsimlik tarzı şu an mevsimlik, bunlar. Evet. Evet. Yani kışa gitmez. Yok şu an kışa gitmez onlar. Gitmez. Evet. Şu an gelir, şu mevsimde gelir ama bir ay sonra giyilmez daha o montlar. Evet. Ellerinize sağlık şimdi çanta sağ olun, bölümüne geçiyoruz. Evet. Buyurun. Çanta bölümüne geçiyoruz sevgili izleyenler.
öyle bir yerdeyiz ki, vallahi ben sizi tebrik ediyorum. Bir taraftan montlar, bir taraftan çanta atölyesi. Aynen. Toplam kaç kişi çalışıyor? Yaklaşık 40 kişiye yakın çalışıyor. 40 evet. Çarpı 4, 160 kişi. Evet. Denilebilir. Aynen. 200 de bulunur. Aynen öyle. Rızkını siz Cenab-ı Allah, sonra Allah'tan siz vesile oluyorsunuz. Evet. Doğru. Şimdi burada ne tür çantalar imal ediliyor? Burada el çantaları, evrak çantaları, cüzdan, sırt çantası çeşitlerimiz. Evet. Bu tarz çantalar imalatı yapıyoruz. Siz kendinizi yenilemişsiniz. Bir ara sırf tek el çantası üzerinde çalışıyordunuz. Zaman yenilemek zorundayız aynen, kendimizi. Aynen. Yenilemezsek yani biz de eski tarih olup gideceğiz burada. İşinize odaklanmışsınız. Evet, evet. Siz ne yapıyorsunuz efendim şu anda? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Bu yaptığınız iş nedir? Bu şehit. Öyle mi? Evet. Hadi kolay gelsin diyorum. Devam ediyoruz. Burada bir genç kardeşimiz var. Sen ne yapıyorsun? Bu çantanın alt kısmı var. Evet. Onu ayarlayalım. Ön cep kısmı bu. Evet. Cep kısmı. Evet. Peki sevgili patron. Arkadaşlar cep vuruyor. O cep vuruyor arkadaşımız. Evet. Şuraya gel. Cep vuruyor. Yavaş yavaş tamamlanıyor. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Burada kapağı vuruyorum. Evet. Benden kollu makineye geçiyor. Orada işlemimiz devam ediyor. Evet. Hanımefendi burada ne yapıyor? Burada işi el sapı. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Hoş ne geldin. Ne yapıyorsunuz efendim burada? Ben burada çantanın markatını, kemerlerini, aksesuarlarını, köşelerini hazırlıyorum. Esas böyle cilalama kısmı size ait. Evet aynen. Eşimle birlikte işte başkaları yapıyoruz işte. Evet kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eşiniz? Evet eşim. Çocuklarımız da ne güzel bir dayanışma. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizin hemşisteriniz şu anda televizyonda bayan programlarını izliyorlar, haberiniz var. Doğru, biliyorum. Arkadaşlarım hep o şekilde bazen mesaj atıyorlar. Müsait olunca müsait olamıyorum. Hep burada eşimle birlikte koşturuyoruz. Sizin emeğiniz kutsal. Çok teşekkür. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beyler efendim. Bak eş çalışıyorlar birlikte. Tebrik ediyorum seni. Evet şimdi şöyle. Nedir bu? Bu tatil için valiz, seyahat için valiz, bu tarz işlere yarıyor. Evet. Hani çok amaçlı. Bu küçük çocuklar için sırt çantası. Evet. Evet, küçük çocuklar için sırt çantası. Evet. Bunu böyle indireyim. Bu erkekler için set şeklinde çanta, el çantası. Evet. Bu da erkekler için hani şey çantası, spor çanta. Evet. Tabii ihtiyaca göre, tabii, talebe göre. Şunlar evrak çantalarımız. Tabi bunun çeşitleri var da şu an yani elimizde olan bu. Bu tarz evrak çantalarımız var. Bu da el çantası. Portföri şu şekilde hani elle tutulan el çanta. Çantalar. Evet. Şunlar da şu da valiz. Seyahat için valiz. Evet. Şu da evrak çantası, laptop çantası, evrak çantası. Maşallah. Şu bayanlar için plaj çantası. Plaj. Yani evet. Yani bu büyüyor. Şu şekilde oluyor tabi. Açılışı şunun öyle gibi oluyor. Misal benim en küçük boyu budur. Bu şekilde kadar da oluyor. Evet. Ellerinize sağlık. Çok iş yanında sıkıntı yok değil mi? Yok çok şükür. İşimiz güzel. Çalışıyoruz. Bağlantınız var gidiyor. Bağlantımız güzel. Kendimize çalışıyoruz. Dışarıya çalışmıyoruz. Öyle mi? Evet dışarıya bağımlı değiliz. Kendi imalatımızı yapıp kendi satışlarımızı kendin yapıyoruz. Kendin pişir kendin ye. Evet. Maşallah. Ellerinize sağlık. Efendim son teşekkür kez ederim. Kamera sizde neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Biz de burada kendimizce eski Malatya, Battalgazi ilçemize faydalı olmaya çalışıyoruz. İş istihdamı yaratmaya çalışıyoruz elimizden geldikçe. Muhtarımız da burada. Bir sıkıntımız olduğu zaman zaten muhtarımız burada buluşup görüşüyoruz beraber. Bu şekilde anlatıyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Teşekkür kazasız ederim. Belasız bir iş yaşamı diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi efendim güzel bir program oldu aslında. Böyle eski Malatya'yı
çok kısa tanıtmaya çalıştık. Genelde esnaflarımızla görüştük. Aslında eski Malatya tarihi zenginlikleriyle, kültürel güzellikleriyle ön plana çıkan Malatya'nın cazibe merkezi, ilk ziyaret edilen yerlerden biri. Biz o konuyu bilindik bir konu olduğu için bugün esnaflarımızı ayırdık ve özellikle muhtarlarımızın ama program mihmandarımız sevgili Nafiz Bey'in ve özellikle Yaşar Adak Bey'in destekleriyle, onların öngörüleriyle bu güzel mahallemizi gezmiş olduk. Ben öncelikle sevgili Yaşar Adak muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah, evet, sağ olun. Ben şimdi programı kapatırken bombayı da patlatmak istiyorum. Az önce sevgili Ramazan ağzından kaçırdı. Müjde, yeni bir derneğimiz daha kuruluyor. Eski Malatya Muhtarlar Derneği kuruluyor. Artık tescil edelim, ne dersin? Cumali Bey, inşallah diyelim, vatandaşlarımızın talebiyle eski Malatya'mızın Malatya'daki söz hakkının biraz daha artmasını istediler. Güçlü olabilmek. Güçlü olması için. Siyasete yön vermek için gerekli dediler. Biz de vatandaşımızdan gelen isteği geri çevirmedik. Allah'ın izniyle Eski Malatya Muhtarlar Derneği'nin adımını atıyoruz. 2023 yılında Allah'tan bir şey olmazsa kurulmuş olacak. Eski Malatya'ya sahiplenelim. Esnaflarımız sahiplensin. Turistlerimizi güzel ağırlıyoruz. Güzel hizmetler yapıyoruz. Özellikle esnafımız gelişirse memleketimiz gelişir. Belediye başkanlarımız hizmet ediyor. Vekillerimiz destekliyor. Milletimiz sahipleniyor. Eski Malatya kazanacak, kazanmaya devam edecek. Gelin, görün, gezin. İnsanlık medeniyetinin olduğu Eski Malatya'yı görün ve esnaflarımızın misafirperverliğini yaşayın. Sıcakkanlı sohbetlerini dinleyin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Neredeydik efendim? İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehir Battalgazi. Malatya'mızın güzel mahallesindeydik. Çok güzel görüntüler elde ettik. Sevgili Hasan kameraman da çok teşekkür ediyorum. Haftaya bakalım neredeyiz? Allah bilir. Yolumuz nereye düşerse sizlerle güzel vakitler geçirmeye devam edeceğiz. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılırken hoşça kalın diyorum sevgili izleyenler.